Haberin merkezinden, ATV Haber merkezinden günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Bugün 2 Ekim Cumartesi. Günün manşetinde terörle mücadele var. PKK'ya yönelik dev bir operasyon daha başladı bugün. Örgüte büyük darbe vuran Eren operasyonlarının devamı bu operasyon. Bingöl, Diyarbakır, Muş üçgeni abluk altına alındı. Amaç, örgütün kış yapılanmasının önüne set çekmek. Bu dev operasyonun başladığı gün PKK'nın son dönemde ne kadar ağır bir darbe aldığını açıkça ortaya koyan önemli bir bilgi de gün yüzüne çıktı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu paylaştı o bilgiyi. Özeti şu: PKK tükeniyor ve canaviyle de saldırıyor. Kardeş bir eyleme daha imza attılar. Bingöl'de iki sivili şehit ettiler. Asker terör örgütünün kökünü kazımak için düğmeye bastı. Silahlı kuvvetlerin kararlı operasyonlarıyla PKK yurt içindeki etkinliğini kaybetti. Son kalan teröristlerin de kışın mağaralarda saklanmaması için Muş, Bingöl, Diyarbakır üçgeninde Eren Sonbahar kış operasyonu başlatıldı. Terörü gündemden kaldırıp kalıcı huzuru sağlayacağız. Operasyona 13 tabur katılıyor. Tam 2500 Mehmetçik Sarp araziyi karış karış arayacak, PKK'nın inlerini yerle bir edecek. Yılda 5500 kişinin katıldığı terör örgütüne geçen yıl 53 kişi, bu yıl şu ana kadar 39 kişi katıldı. Sınır ötesi operasyonlarla da ağır darbe alan PKK'lılar kaçacak yer ararken bir kez daha hain saldırılara yöneldi, yine sivillere hedef aldı. Teröristler Bingöl Genç'te yola döşedikleri el yapımı patlayıcıyı elektrik şirketine ait aracın geçişi sırasında infilak ettirdi. Arıza gidermeye giden ekipten Emrullah Anşin ve Ömer Faruk Kaya şehit oldu. Ve Türk siyasetinin acı kaybı. Milli Görüş Hareketleri'nin kurucusundan Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk, Ankara Hacı Bayram Camii'nde bugün son yolculuğuna uğurlandı. Devletin zirvesi cenaze töreninde bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da oradaydı. Erdoğan, "Abim" diye hitap ettiği Asiltürk için "bu millete çok emekleri geçti, çok büyük hizmetleri oldu" ifadelerini kullandı. Ve Asiltürk'ün tabutunun başından bir an olsun ayrılmadı. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Siyaset hayatı içerisinde bu ülkeye, bu millete çok büyük emekleri geçti. Allahu Ekber, velillahilhamd. Allahu Ekber. Abim dediği Oğuzhan Asiltürk'ü bu sözlerle son yolculuğuna uğurladı. Milli Görüş'ün iki numaralı ismi Oğuzhan Asiltürk için başkentte cenaze töreni düzenlendi. 86 yıllık ömrünü Türk İslam düşüncesine adayan Oğuzhan Asiltürk, Ankara Hacı Bayram Veli Camii'nde son yolculuğuna uğurlanıyor. Asiltürk'e "abim" diye hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan da cenaze törenine katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Asiltürk ailesini yalnız bırakmıyor. Törene Erdoğan'ın yanı sıra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP lideri Devlet Bahçeli ve çok sayıda siyasi katıldı. Allahu Ekber. Önce cenaze namazı kılındı. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Ardından helallik istendi. Lütfen kendisine haklarınızı helal ediniz. Cumhurbaşkanı Erdoğan da gençlik yıllarından beri tanıdığı dava arkadaşı Asiltürk'e tabutu başında veda etti. Rabbim inşallah sevgili Habibinin Livaül Hamd ismiyle müsemma sancağı altında bizleri haşru cem eylesin. Ve bu yolculukta da bizleri yalnız komasın. Asiltürk'ün tabutunu omuzlayan Erdoğan cenaze aracı gidene kadar da yanından ayrılmadı. Cebeci Asri Mezarlığı'nda toprağa verilen Asiltürk, mecliste 5 dönem milletvekilliği, 2 dönemde bakanlık yaptı. Necmettin Erbakan'ın yol arkadaşıydı. Erbakan'ın vefatı sonrasında Saadet Partisi'nin Yüksek İstişare Kurulu Başkanlığı görevini üstlenmişti. Antalya'da aralarında alacak verecek anlaşmazlığı olan iki grup arasında dün gece kavga çıktı ve o kavgada bir anda silahlar çekildi. Taraflar sokak ortasında dakikalarca çatıştı. Şehir eşkıyaları sokak ortasında kurşun yağdırdı.
Alacak verecek kavgasında silahlar çekildi. Taraflar sokak ortasında dakikalarca çatıştı. Savaş alanını andıran manzara Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde geçti kayda. İddiaya göre iki grup arasında alacak verecek anlaşmazlığı vardı. Bir araya gelen taraflar sözlü atışmanın ardından silahlarına sarıldı. Sokak ortasında dakikalarca süren o çatışmada 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis geldi ama taraflar çoktan kaçmıştı. Polis ekipleri gün boyu mahallede delil aradı. Güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye alan polis şimdi her yerde kaçan o şüphelileri arıyor. İzmir'de ise gece bir binada büyük panik vardı. 5 katlı apartmanın sakinleri deprem korkusuyla yerlerinden fırladı. Onlara bu hissi yaşatan duydukları gürültü ve çatlama sesiydi. Gözleriyle de gördüler sonra. Duvarlarda ve zeminde çatlaklar vardı ve bina apar topar boşaltıldı. Bir anda ses duymuşlar. Sesle birlikte odaya geçtiklerinde zemin kattaki döşemeleri, zemindeki döşemelerin patladığını, yukarıya çıktığını falan fark etmişler. Önce korkunç bir ses duyuldu. Ardından binada çatlaklar oluştuğu anlaşıldı. Deprem oldu falan sanmışlar yani. Korkmuşlar. Deprem korkusunun yaşandığı yer İzmir. Akşam saatleriydi. Karşıyaka'da çoğunluğu üniversite öğrencisi 20 kişinin yaşadığı binanın 4. katında büyük bir gürültü koptu. Zeminde patlamalar ve çatlamalar olduğu söylenildi. Ufak tefek kırıkların olduğu söylenildi. Komşuların hepsi işte şu anda dışarıda bekliyor. İtfaiye ve AFAD'a haber verildi. Binada çalışma yapan ekipler tahliye kararı aldı. Bornova'da bir binanın 5. katındaki dairenin hem zemini hem de duvarları çatlayınca bina tedbir amaçlı boşaltıldı. Üzerimize birkaç bir şey alınmak için 4-5 dakikalık bir izin verildi. Onun haricinde evde şu an ne durumda çok bir bilginiz yok açıkçası. Hem Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü hem de belediye inceleme başlattı. Sokak araç trafiğine kapatıldı. Yaya geçişi de kontrollü yapılıyor. Geçtiğimiz Mayıs ayıydı. İzmir Karşıyaka'da yaşayan Çoğalan ailesinin 2 yaşındaki oğlu Emirhan'a kaldırımda oynadığı sırada otomobil çarpmış ve maalesef o küçük bebek hayatını kaybetmişti. Onun ölümüne sebep olan sürücü ehliyetsizdi. 40 günlük gözaltı süresinin ardından serbest kaldı. Bu da yetmiyormuş gibi acılı aile bilirkişi raporuyla bir kez daha sarsıldı. Çünkü o raporda inanılması güç ama ölen bebek kusurlu bulundu. Ehliyetsiz sürücü abisi öğretmeye kalkıyor. Ya mahallede araba mı kullanılır Allah aşkına ya? Bizim gözümüzde kaza değil bu. Bu bir cinayet. Kaldırımda oynarken trafik kazası geçirerek can verdi. Bilirkişi raporunda 2 yaşındaki Emirhan kusurlu gösterildi. Emirhan kaldırımdaydı. Olmaması gerekiyordu yani böyle bir şey. Benim oğlumu suçlayamazlar. Kendileri suçlu. Geçen Mayıs ayıydı. İzmir Karşıyaka'da yaşayan Çoğalan ailesinin 2 yaşındaki oğulları Emirhan arkadaşlarıyla birlikte evinin önündeki kaldırımda oynuyordu. O sırada Arzu Döş'ün kullandığı otomobil sokağa girdi. Emirhan'ın annesi sürücüyle göz göze geldi ve çocuklara dikkat etmesi konusunda uyardı. Sadece saniyeler sonra korktuğu başına geldi. Durması gerekiyordu. Freni çekmesi gerekiyordu. Sizi duydu mu kendisi? Evet, dur deyince. Göz göze geldi. Çocuğunuzu da gördü mü? Evet, 5 kişi arabada vardı yani. Muhakkak birinin görmesi lazımdı çocuğum. Benim oğlum da bu noktada duruyor kaldırımda. Burada servis aracı var, araya sıkıştırıyor. Kadın sürücü hemen araçtan inip Emirhan'ı kucakladı. Ver diyorum vermiyor, ver diyorum vermiyor. Bu bir resmen cinayet yani. Sen annesine nasıl çocuğunu vermezsin? Neden vermiyorsun? Vermiyor, sen sakin ol diyor. Sen sakin değilsin ki, evladını sıkarak öldürdü o ya. 2 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı ama kurtarılamadı. Ona çarpan sürücünün ehliyeti yoktu. İddiaya göre kaza sırasında kardeşinden direksiyon dersi alıyordu. Oysa bilirkişi raporunda Emirhan suçlu bulundu. Ehliyetsiz sürücü tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Çocuğumu nasıl kusurlu buluyorlar? Ben hala hayretler içindeyim ya. %20 kusurlu, evet. Orada olmamalıydı orada diyor bilirkişi. Ama siz diyorsunuz ki çocuğum benim kaldırımda, evet, oynuyor. Nerede oynayacak? Kaldırımda değilse benim oğlum nerede olacak yani ya? Evlatlarını kaybeden çift Emirhan'ın kusurlu gösterilmesine isyan ediyor. Ehliyetsiz sürücünün en ağır cezayı almasını istiyor. Trafik kazası deyip geçmesinler yani. Cezalarını bulsun herkes hak eden. Ne istiyorsunuz? Anneanne! İstanbul Gazi Osman Paşa'da iki kardeş yanlarındaki bir arkadaşlarıyla birlikte çorba içmek için araçlarını caddenin kenarına park etti ve yürüyerek yolun karşısına geçmek istedi. Ancak
o yolda yaya geçidi yoktu ve kaza da kaçınılmaz oldu. Üçü de ne yazık ki feci şekilde can verdi. Bir anlık hatalarının bedelini canlarıyla ödediler. Ölüm üç arkadaşı çorba içmek için durdukları yolda karşıdan karşıya geçmeye çalışırken buldu. Bir fren sesi bir de çarpma sesi böyle tak diye bir ses duyduk. Kazanın adresi İstanbul Gazi Osman Paşa'ydı. İşte o korkunç kaza tam da burada yaşandı. Aydın ve Sabri Akça kardeşler bir arkadaşlarıyla beraber çorba içmek için araçlarını caddenin kenarına park etti. Karşıdan karşıya geçmeleri gerekiyordu. Ancak yaya geçidi yoktu. Onlar buna aldırış etmedi ve seyir halindeki araçların olduğu caddeye adım attı. Ne olduysa o andan sonra oldu. Caddede seyreden bir otomobil karşıdan karşıya geçmeye çalışan 3 arkadaşa çarptı. Bir 50 metre kadar sürüklendi. Şu kırmızı su deposuna kadar falan sürüklendiler yani. Bir 50 metre. Aydın Akça kazanın meydana geldiği noktada hayatını kaybetti. Kardeşi Sabri Akça ve Hatice Kamışlıdere ise ağır yaralı olarak hastaneye götürüldü. Ama ikisi de kurtarılamadı. Burada çokça kaza yaşanıyor. Şimdi bak bir arkadaş orada karşıdan karşıya geçmeye çalışıyor. Ben de burada yaptım bir kere abi zaten. Çok sıkıntılı bir yol ya. Kasis yapılması gerekiyor veya da bir üst geçit, yaya geçidi. Daha önce benzerine hiç rastlamadığımız bir tuzağın haberiyle devam edelim. Tuzağı kuran bir grup ayakkabı boyacısı. Hedeflerinde de turistler var. Yürürken boya sandıklarındaki fırça yere düşüyor ve ne hikmetse bu her defasında bir turist yanlarından geçerken oluyor. Fırçanın düştüğünü gören turist boyacıyı uyardığı anda da tuzağa düşmüş oluyor. Bakın o senaryonun sonrası nasıl işliyor. Sandıktaki fırçayı düşürmüş numarasıyla turistleri hedef alıyorlar. Onlardan zorla para istiyorlardı. Sahtekarlar baltayı taşa vurdu. Beyoğlu ve Beşiktaş'ta nöbet tutan ayakkabı boyacıları özellikle turistlerin yoğun olduğu noktaları mesken tutmuştu. Uyanıklar gözlerine kestirdikleri kişiyi takip alıp hızlı işe koyuluyordu. Kameralar o dakikalarda kayıttaydı. Boyacı sandıktaki fırçasını düşürmüş gibi yapıp ona yardım eden turiste teşekkür için ayakkabısını boyamayı teklif etti. Ücret almayacağını söyleyen ayakkabı boyacısı boyama işlemi bitince ondan ısrarla para istedi. İşte bu çifte ağlarını düşürdükleri o turistlerdendi. İyi niyetlerine karşılık çifte ayakkabılarını boyayacağını söyleyen sahtekar parayı alana kadar peşlerini bırakmadı. Kandırıldığını anlayan turistlerden polise şikayet yağdı. Ekipler uyanıkların tezgahını bozdu ve 4 ayakkabı boyacısı gözaltına alındı. Boya malzemelerine de el kondu. İstanbul Pendik'te yaşayan Burhan Ustabaş 4 yıl önce kimliğini çaldırdı ve hayatı altüst oldu. Genç adama Türkiye'nin dört bir yanından trafik cezası gelmeye başladı. Son şaşkınlığı da eline ulaşan tebligat kağıdını okuyunca yaşadı. Suçsuz olduğu halde uyuşturucu davasından ceza almıştı. Yaklaşık 20 bin liraya yakın sadece trafikte yediği cezalar var. 80 bin liraya yakın da rentegarlara verdiği senetler var. Yaklaşık 100 bin lira gibi bize bir zararı var. Cüzdanını çaldırdı, hayatı kabusa döndü. Bu şahıs benim adıma Türkiye'nin dört bir yanında geziyor. Cezalar işliyor, bir sürü suç işliyor. Her şey Burhan Ustabaş'ın bundan 4 yıl önce cüzdanını kaybetmesiyle başladı. Kendi yemiş olduğum bir trafik cezam vardı. Onu ödemek için ödeme yapmaya gittiğimde bana birden fazla trafik cezamın olduğu söylendi. Sonra E-Devletime girip baktığımda farklı illerde benim adıma kesilmiş trafik cezalarının olduğunu gördük. Hırsız Ustabaş'ın kimliğiyle sayısız trafik cezasına imza atmıştı. Talihsiz adam durumu fark ettiğinde neye uğradığını şaşırdı. Burhan Ustabaş ülkenin dört bir yanından gelen o cezalara teker teker itiraz etti. Ancak bir sonuç çıkmadı. Son şaşkınlığı ise Aydın'dan gelen bir tebligattı. O tebligatta uyuşturucu davasından ceza aldığı yazıyordu. Eğer ki biz bu davaya dosyaya itiraz etmemiş olsaydık benim 3 yıl kesilmiş cezam vardı. Yani 3 yıl boyunca yatacaktım içeride hiç sebepsiz yere başkalarının işlediği suçtan dolayı. Burhan Ustabaş'ın hayatını kabusa çeviren o kişi bir süre sonra yakalandı yakalanmasına ama. Biz işin içinden çıkamıyoruz. Bu şahıs Samsun'da yakalanmasına rağmen 36 tane suç kaydı var, 6 tane aranması var. Bu şahıs yakalandı fakat şu an yine serbest ve hala bana
trafik cezaları gelmeye devam ediyor. En son gelen ceza da Giresun'dan. Araç kiralamış yine. Zor günler geçiren Burhan Ustabaş'ın şimdi tek bir isteği var. Benim isteğim bu şahsın yakalanması, bir an önce benim üzerimdeki suçların kaldırılmasını. Ben şu an sigortalı bir şey çalışamıyorum. Çünkü hemen direkt maaşıma haciz geliyor. Günübirlik işlerde geçinmeye çalışıyorum. Benim 3 tane çocuğum var, okuyor. Evim kira. Hani geçimi zor sağlıyoruz. Ankara Haymana'da bir mahalle 15 gündür diken üstünde. Nedeni hırsızlar. 2 hafta içinde aynı sokakta tam 6 eve girdiler. Kovanlarındaki bala kadar çaldılar. Şu an benim 15 bin lira yakın zararım var. Keşfe gelmişler, almışlar gitmişler. Aynen gitmiş. Böyle abi. Günlük götürüyorlar böyle. Yani ne yapacağımızı şaşırdık. Bir güvenlik tedbiri yok, kamera yok, denetleme yok, bir şey yok. İsyanının nedeni hırsızların sokaklarına dadanmış olmasına. Siz evde olmasanız yani evinize de girerler. Biz de ondan korkuyoruz işte. Kırlarım vardı benim. Usta bir şekilde tütsü vermişler. Çıta balı alıyorlar. Araya da bir dekme kuruyorlar. Çıtalar falan her yerde. 35 senedir benim sacım orada duruyordu. 35 senedir onu da götürdüler. Hırsızlar kiminin kapısının önündeki, kiminin de bahçesinin tam da ortasındaki eşyayı çalıyor ve bunu gece vakti değil, tam da öğle saatlerinde yapıyor. Son 15 gündür yaklaşık 6 eve girdiler ve hala yakalanamadılar. Benim ortağını 12'de götürdü. Köyolye teli kestiler, öyle geldiler gittiler. Tavukları. Kaç tane? 20 taneydi. İnşaat alanından 1,5 ton demir duvar yapı malzemesi çalındı. 2-3 gün önce. Büyük çelik tenceremi çaldılar kuzum. Tüpümü çaldılar, demir kapımı çaldılar. 3 milyarlık kazandım. Haymana'daki taşlı sokağa dadanan hırsızlar 3 kişi. Uygun anı kolluyorlar, sokaklar boşken harekete geçiyorlar. Şurada gördüm, biri okul önlüklüydü yavrum. Mavi gömle kısa kolusu vardı, sarı pantolu vardı. O sokakta bir de inşaat devam ediyordu. Ancak hırsızlar bu inşaata da dadandı ve buradaki malzemeleri çaldı. Şimdi çok ciddi sıkıntılar yaşanıyor. Neler var şu an? İnşaat durdu şu anda. Ustalar şu anda hiçbir şey yapamıyorlar. Telefon kablolarına kadar sıyırdılar. Çalınan eşyalarsa Haymana'daki hurdacılara satılıyor. Kim verdi? Filanca şu adamdan aldım dedi. Bebelerden alan adam asıl inkar etti. Sokaktakiler artık önlem almaya başladılar. Kimi inşaatını, evini gece boyu takip etmeye başladı. Kimi de evinin önüne böyle köpek alıyor ve sürekli o hırsızlardan korunmaya çalışıyor. İki tane bebeğim köpek getirdi. Köpek bana ne yapacak? Hastane. Önlem amaçlı mı geldi bu köpekler? Ya. Ha, Yunus'unu aldırmış bana, ne yapacağız? Biri de orada bağırdı. Zonguldak Ereğli'de okula gitmek için evden çıkan öğrenciler her sabah ölümle burun buruna geliyor. Üzerlerine doğru son sürat gelen araçların arasından sıyrılıp yolun karşısına geçiyorlar. Çünkü kullanacakları başka bir yolda ve hayatlarını kurtaracak bir üst geçitleri de yok. Abi ölmek istemiyoruz. Buradan kaç tane kişi tır çarptı, araba ezdi. Okul yolunda her sabah karşıdan karşıya geçerken ölümü enselerinde hissediyorlar. Öğrenciler de aileleri de korkuyu iliklerine kadar yaşıyorlar. Bu tedirginliğin tek sebebi bir üst geçidin olmaması. Köprü yapılması? Yani birkaç kişi daha ölebilir. Zonguldak Ereğli'de öğrenciler de aileleri de isyanda. Çünkü canları tehlikede. Ören Mahallesi ortasından geçen Ereğli-Zonguldak yolu nedeniyle ikiye bölünmüş durumda. Manzara çok ürkütücü. O yolda her saniye vızır vızır geçen araçlar var ama herhangi bir üst geçit yok. Okula gitmek için yolun karşısına geçmek zorunda kalan öğrencilerin can güvenliğiydi. Abi ölmek istemiyoruz. Buradan kaç tane kişi tır çarptı, araba ezdi. Lütfen buraya üst geçit yapılsın. Karşı caddeye geçmeye çalışan çocuklar her gün ölümle burun buruna geliyor. Ailelerin ise yüreği ağzında, hepsi evlatlarının hayatından endişe ediyor. Şuradaki gördüğünüz tepeden geçtiğimiz anda direkt araba çıkıyor karşımıza. O an can güvenliğimiz yok. Geçtiğimiz yıl yolun karşısına geçmeye çalışan Selma Cerrah korkunç kazaya kurban gitti. Ancak yitip giden canın ardından o yolda hala bir üst geçit veya trafik ışığı yapılmadı. Geçen yılda bir tane bayan kaybettik burada ama hiç kimsenin sessiz sedası yok.
mahallelinin tek isteği artık seslerinin duyulması. Şuradan 2 kilometre yola 200 lira para alan servislerimiz var bizim. Biz üst geçit olsa buraya servis parası değil, çocuklarımızı kendimiz buradan zaten üst geçitle karşıya geçiririz. Biz sadece üst geçit istiyoruz. Çocuğumuz ölsün istemiyoruz. İlginç bir dolandırıcılık öyküsü var şimdi sırada. Bir çifti aynı çatı altında yıllar süren bir küslüğe mahkum eden bir öykü bu. Mehmet Duvar yılların birikimi olan parasını dolandırıcılara kaptırdı. Ama sadece parasından olmadı. Eşi de küstü ona. Evlerini ikiye böldüler ve tam 3 yıldır da farklı katlarda yaşıyorlar. Hazine var demişler. Dedenin dedesi, dedenin dedesi oraya hazine gömmüş. Bunun değeri 45 trilyon. Bunun 3 kişi bölüşse. Kendilerini defineci diye tanıtan dolandırıcılara inandı, 100 bin lirasını kaptırdı. Geçen sürede boşanma aşamasına gelen çift evi ikiye böldü. Biri alt katta, diğeri üst katta yaşamaya başladı. Kaç yıllık evliydiniz Duda Hanım? 50. Bir kalemle sildi koydu şuraya beni. Isparta'da aynı evde yabancı gibi yaşayan çifti bu hale zengin olma hayaliyle tanıştıkları dolandırıcılar getirdi. Çift köydeki arsalarını satmış, parayı bankaya koymuştu. İkili o andan sonra dolandırıcıların radarına girdi. Bu kez hazine bulduk bahanesiyle. Senin evin 2 kilometre yakınında bir tarihi eser var. 15'er trilyon bölüşeceğiz dedi. Mehmet Duvar zengin olma hayaliyle dolandırıcılar ne istediyse yaptı. Yol parası istediler benden. Ben bunlara 25 milyar yol parası verdim. Tekrar beni 10 gün sonra mı aradı galiba? 35 milyar daha para yatırdım. Ama isteklerin sonu bir türlü gelmiyordu. Dolandırıldıklarını anladıklarında ise her şey için çok geçti. Çift arasında tartışmalar başladı. Ben yemedim içmedim, o tarlayı öyle aldıydım. 100 milyar cangır cangır gitti. Beni kovdu, evden çıkardı. Bende kabahat var yani, bende yok değil. Çocuklarının hatırıyla yaşlı kadın eve geri döndü. Ama biri alt katta, diğeri üst katta yaşamaya başladı. Şimdi tek bir istekleri var. O da dolandırıcılara kaptırdıkları paralarına tekrar kavuşabilmek. Bizim iflahımız söküldü yani. Hakadak canımız kalmadı. Benim param gitti. Evet. Yılanın ağzına giden çıkmaz ama bu şebeke çökertilmesi lazım. 59 yaşındaki Ahmet Aral, Artvin Şavşat'taki evinin önünde bir anda karşısına çıkan ayının saldırısına uğradı. Aral, ayının pençesinden tekme atarak canını kurtarmaya çalıştı ama işe yaramadı. Talihsiz adam eşinin yardımıyla hayatta kaldı ve yaşadığı o anları bakın nasıl anlattı. Kahveden geldim, düzlüğe çıktım. Eve 20 adım var. 20 adım sonra samanlık var. Samanlığın arkasından bağırarak üstüme yürüdü. Üstüne yürüyen bir ayıydı. 2-3 dakika boğuştuk. Bacağımı yaraladı. Her şey böyle 3 dakika içinde oldu. Kahveden dönüyordu. Artvin Şavşat'ta bulunan evinin önünde ayı saldırısına uğradı. Ben ona bağırıyorum, o bana bağırıyor. Bağırarak ayıyı uzaklaştırabileceğini düşündü ama olmadı. Bu kez tekmelerle saldırdı ama yine ayıyla başa çıkamadı. Ben de tekmelerle saldırdım. Hanım da bağırınca ayı beni bıraktı, kaçtı. İmdadına eşi yetişti 59 yaşındaki Ahmet Aral'ın. Ben böyle vurmayla bağırmayla o böyle geldi. Bu yani kalktı işte Ahmet de ondan sonra yavaş yavaş Ahmet korkma diye Ahmet'i de teşarif verdim. Bu arada hanım da çıktı balkona, o da bağırdı, ben de bağırdım, kaçtı. Yaşadığı şoku henüz atlatamadı Aral. Sağlık durumuysa iyiye gidiyor. Geldi merdiven başına ki üstü başı hep kan veren olmuş. Kalktığımda böyle yara para olmuştu. Aşı olduk, kuduz aşısı, tetanoz aşısı. Brezilya'dan bir görüntüyle devam edelim şimdi. Eli silahlı bir soyguncu bir kafeyi bastı. Muhtemelen harekete geçmeden önce silahlı olduğu için işinin kolay olacağını düşünmüştü ama içeri girdikten sonra hiçbir şey planladığı gibi olmadı. Sert kayaya çarptı. Soymak istediği kafe çalışanlarından bir araba dayak yedi. Brezilya'da soyguncular bir kafede çalışanları gözüne kestirdi. İçeri müşteri gibi girdikten sonra silahlar çekildi.
soygunculardan biri personelin cebindeki parayı almak için harekete geçti. Bir anlık dalgınlıktan faydalanan çalışan soyguncunun başına merdaneyle vurdu. Kafe çalışanı silahı aldı ve dayak başladı. Darbeler ard arda indi. Suç ortağı ise arkadaşına yardım etmek istedi ama içeri giremedi. Neye uğradığını şaşıran soyguncular çareyi kaçmakta buldu. Polis şimdi onların peşinde. Esra Erol'un program konukları arasında eşini arayan bir koca vardı. Karısının başka bir adama kaçtığını söyledi ama işin arkasında bambaşka bir hikaye de vardı. Çiftin stüdyoda yüzleşirken anlattıkları herkesi şaşkına çevirdi. Ersin Bey eşiyle beraber bir adamı dolandırmak niyetindeler. İki seneden beri bu işi yapıyordu zaten. Buna Trabzon burma aldırma peşindeydi. Eşiyle bir oldu, kurban seçtikleri adamı tuzağa düşürmeye kalktı. Ancak evdeki hesap çarşıya uymadı. Evli kadın kocasını terk edip dolandıracakları adama kaçtı. Kendisi götürdü, kendisi şey yaptı, kendisi aşık etti. Ben bunu her seferinde Ersin Bey'in getirdiğini biliyordum. Eşine az rastlanır olay Esra Erol'da ortaya çıktı. Ersin kurucu onu bir anda bırakıp giden eşini arıyordu. Aslında o da eşi de masum değildi. Çift TikTok üzerinden para karşılığı canlı yayın açarak insanları dolandırıyor ve bu şekilde para kazanıyordu. İki seneden beri bu işi yapıyordu zaten. Bu bir ay yine bu adamdan sosyal medyadan işte hediye attırarak, bu adamdan para alarak devam ettirdi. Sosyal medyadan yapmış olduğunuz canlı yayınlardan size en yüksek meblağda işte ödülü, hediyeyi gönderen kişiyle siz yüz yüze görüşmeye karar veriyorsunuz. Evet. Ancak Esra Erol kendisinden yardım isteyen adamı yine de kırmadı. Evi terk eden Sonay kurucunun izini sürdü. Ve akıl almaz gerçekte canlı yayında ortaya çıktı. Eşi çocuklarıyla beraber evi terk ediyor. Başka birine kaçıyor. Bu bizim bildiğimiz bir hikaye. Fakat asıl mevzu eşinin kaçtığı kişiyle alakalı. İşte o kişi aslında çiftin dolandırmayı planladıkları adamın ta kendisi. Evli kadın iddia o ki eşini bırakıp kandırmaya çalıştıkları adama kaçtı. Karısı dolandırıcı adama aşık olunca hanım evden gidiyor. Yaşananlar herkeste şok etkisi yarattı. Bu adam zaten... Eşinin canlı yayınlarına katılıyor. Aynen katılıyordu. Bu adamla bir buluşma ayarlıyor. Evet ya ben de buluşmak istiyor dedi. Siz ne yaptınız? Ben götürürüm zaten. Karın o gün o masaya otururken, sen de onu arka masada izlerken oradaki menfaatiniz nedir? Buna Trabzon burma aldırma peşindeydi. Canlı yayında yüzleşen ve kozlarını paylaşan evli çift birbirini suçladı. Seni o buluşmaya kendi elleriyle götüren bir kocadan bahsediyoruz. Yani menfaati ne kocanın buluşmadan? O para istiyordu ya. Başka bir şey değil. Ben öyle yapmadığım takdirde zaten dövüyordu kendisi, ediyordu. Yani benim darp raporlarım var. Benim çocuğumla kapının önüne at. Annemi bağlayın, beni kaç kere evde dövdüğünü söylesin ya. Evli ve iki çocuk babası Abdülhakim Ağaçe'de stüdyodaydı. Yasak aşk yaşadığı Sonay kurucuyu savundu. Sizi dolandırmayı göze alan bir kadın aynı zamanda. Olabilir. Ben bu insanı canı gönlünden bağlamıştım ve seviyordum. Hava sıcaklığı hissedilir derecede düşmeye başladı. Kombilerin yanmasına da az kaldı. Kombinin yanması demek gider kalemlerine bir faturanın daha eklenmesi demek ama aynı oranda ısınıp faturayı düşürmenin yolu da var. Üstelik de çok basit önlemlerle. Perdenin uzunluğu bile faturayı şişirecektir. Kombinin bakımını sanki bir bahar temizliği gibi yazın başında yaptıranlar oluyor. Sanıyoruz ki bu doğru bilinen yanlışlardan, öyle değil mi? Evet, şimdi bu cihazın bakımı yapılmış. Bu cihaz hiç çalışmadı yazdan itibaren. Bu cihazın belli bir zaman içerisinde peteklerin içerisindeki tortular filtreleri tıkıyor. Bu filtrelerin tıkanması demek peteklerin kış boyunca doğru düzgün ısınmaması demek olacak. Havalar soğumadan 15-20 gün önce bakımlarını yaptırmamız gerekiyor ki performansı daha yüksek olsun. Kombi burada kapalı balkonda. Kapalı balkonda olmasının çok büyük bir artısı var. Açık balkonda olan kombilerde, dışarıda kullanılan kombilerde haliyle şuradaki boruların izole yapılması gerekiyor. Balkonda kombimizin kullanılması doğru. Fakat kapalı balkon. Kapalı balkon olmasının çok büyük bir artısı var. Fakat peteklerin bu şekilde kullanılması çok yanlış. Perdelerin uzun olmaması gerekiyor. Bu alttaki güneşlik gibi biraz kısa olması gerekiyor. Hatta daha kısa peteğin üstünde olması gerekiyor.
her şey tamam. Diyelim ki o perde de kısa ama camlar da önemli. Lastikleri eğer sorun varsa, ısı kaybı varsa, ısı kaçırıyorsa lastiklerin değişmesi gerekiyor. Ne yapıyor kişiler? Evlerinde peteği bu şekilde yanaştırıyorlar. Koltukla petek arasında bir 10 santim, 15 santim bir mesafe olması gerekiyor. Ya da birazcık daha uzak tutacak. Aslında hep merak edilen ve kafaları karıştıran bir soru var. Çalışanlar için özellikle. Ben sabah evden çıkarken kombiyi açayım, az açayım, akşama kadar yansın, 24 saat yansın. Ya da ben giderken en düşük seviyeyi alayım, gelince de işten yükselteyim. Evet. Bu hep merak edilen bir şey. Ne yapılması gerekiyor? Havalar soğukken özellikle 5 derecenin altına düştüğü zaman kombi hiçbir zaman kapatılmaz. 100 liralık faturada 85 liraya düşecek. Eğer binamızda yalıtım yoksa ne olacak? Yalıtım yoksa tabii ki ısı kaybı çok fazla olacak. Haliyle normal şartlarda 100 lira gelecekse evimize 150 lira fatura gelecek. 150 farkı olur. Şu anda bulunduğumuz evde ekonomik olduğunu düşünerekten diyelim. Yani en azından biz öyle düşünüyoruz. Şimdi mutfağa bir petek koymamışlar. Hemen döndüğümüz zaman bakıyoruz, koridora da bir petek koymamışlar. Kışın burada kombi yandığı zaman kapılarda, odaların kapısı da kapalı. Çünkü ben bir tek salonda oturuyorum. Burada salondaki peteğimdeki ısıyla bu bana yeter diyor. Bu sizce ekonomik mi? Bence hiç de ekonomik değil. Şimdi burada iki tane peteğin çalışması, odaların kapalı olması, diğer odalardaki peteklerin de yanmaması, buradaki ısınacak olan ısı içeriye doğru gidecek. Kombilere bakım yapılmaya başlandı. Kışlıklar da raflardan yavaş yavaş iniyor artık. Gardırobunu ucuza yenilemek isteyenlerin ilk adresleri ise yine pazar tezgahları oldu. Buyurun, çok güzel. Çok çok canlıyız. Ekose bu yıl çok moda. Kazaklar 60 lira. Canlı renkler hep maviler, turuncular. Fiyatlar çok uygun. Gardırobu değiştirme zamanı mı? Aynen. Hiç hazır mıyız? Hazırız. Renkli renkli kareli gömlekler, ister kahverengi, isterseniz de böyle kıpkırmızı gömlekler. Bakın şimdi Bahçeşehir Semt Pazarı'ndayız ve pazarın altını üstüne getirmeye geldik. Bakalım bu yılın kış modası neler? Bu yılın en modası da işte böyle kareli gömlekler. Kısası da var, uzunu da var. Uzunu istersen elbise olarak da kullanabilirsin. Kısayı da rahatlıkla her şeyle kombin edebilirsin. Gömleklerin fiyatı ne kadar? 90 TL. Hangi renkler alınıyor bu yıl? Vallahi ben her rengi seviyorum ya, yakıştırıyorum. Hangisi yakışır? Kırmızı, siyah, beyaz, yaz, kış giyiyorum, seviyorum. Yılın moda rengi? Tabii ki oranj. Turuncu mu? Turuncu. Aa, hiç bilmiyordum. O zaman turuncu olalım. Kış geldi, uzun kollu gerekiyor. Şimdi vazgeçmeyi süsünüz. Asla. Tezgah kaç lira? 60 lira 60. 60 lira kazaklar. Evet. Elinizdeki de çok canlı. Kışın yine cap canlı. Fiyatı nedir bu kazan? O kazağımız 150 lira. Çok da tatlı bu. Evet. Ne kadar bunun fiyatı? 70. 70 lira hırka. Şöyle gördüğünüz 150 liraya takımlarımız var. Neymiş bu böyle ışıl ışıl, şöyle görelim. Hırka. Nasıl tezgah? Bunu beğendik. Çekmeseniz daha iyi. Yakalandınız. Tezgahlar renkli renkli. Hadi çıkın gelin Bahçeşehir pazarına. İstanbul'un gezgin köpeği Boji'yi artık sadece mega kentte yaşayanlar değil, Türkiye'de tanıyor. Ünü İstanbul sınırlarını aştı çünkü. Toplu taşıma araçlarıyla seyahat eden Boji bu kez farklı bir deneyim yaşadı. Metroya bindi. Kilometrelerce yolculuk yaptı. Yolcular onu, o da gezmeyi çok seviyor. Canı nereyi isterse oraya gidiyor. Gezgin köpek Boji yine yollardaydı. Bence çok güzel. İşte metrodaki kişilere de bir neşe katmış oluyor. Yüzümüzü güldürüyor. Daha önce vapurda ve otobüslerde görmüştük onu. Bu kez metroyla yolculuk yaptı. Boji'nin en çok tercih ettiği hat Kabataş-Bağcılar tramvay hattı. Ama sadece Avrupa yakasında seyahat etmiyor. Son yolculuğuna Göztepe'den başladı. Metroyla önce Kartal'a, oradan da Tavşantepe'ye kadar gitti. Uslu bir yolcumuz. Yalnız maskesi yok. Sakin. Devamında kalsın. İnşallah uzun ömürlü olur. Yaşasın böyle. Boji inen yolculara yol vermeyi de ihmal etmedi. Kaçırdığı metronun arkasından koştu ama yetişemedi. Ancak bir sonraki seferde kendine yer bulabildi. Hiç hani huysuzluk da çıkartmıyor. Artık bir çiple de takip edilen gezgin köpek Boji bir gün içinde tam 30 kilometre yolculuk yaptı.
Hatay'da yaşayan 12 yaşındaki Edem Atar doğuştan yürüme güçlüğü çekiyor. Özellikle de okula gidip gelirken büyük sıkıntı yaşıyordu. Ecem'in imdadına İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yetişti ve Ecem'e en büyük hayali olan elektrikli bisiklet hediye edildi. Bisiklet adımıza bir hediyemiz olsun. Teşekkür ederim. Amcaların kendi aralarında polis abileri topladı. Sana ufak bir hediye aldı. Hem okula hem de fizik tedaviye giderken büyük zorluk yaşıyordu. Ecem'in elektrikli bisiklet hayalini İskenderun polisi gerçekleştirdi. Başta emniyet müdürümüz Sayın Nevzat Güneş'e, akabinde polis memur arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Ecem çok sorun yaşamıştı. Hem fizik tedaviye giderken hem de okuluna giderken. Artık o sorun ortadan kalktı. İşte bu elektrikli bisikletle Ecem annesiyle birlikte okula sorunsuz bir şekilde gidip gelebilecek. Hatay İskenderun'da doğuştan yürüme güçlüğü çeken 12 yaşındaki Ecem Atar okula gidip gelmekte sorun yaşıyordu. Servislerin kabul etmediği Ecem'i annesi yıllarca tekerlekli sandalyeyle okula götürdü. Tesadüfen Nevzat Güneş'i okulumuzda gördük, emniyet amirimiz. Ona durumu açtım, okula gidip gelemediğinden bahsettim. İskenderun Emniyet Müdürü Nevzat Güneş önderliğinde Emniyet Müdürlüğü personeli kendi arasında para topladı. Ecem'e elektrikli bisiklet alındı. Küçük kızın yaşadığı mutluluk gözlerinden okunuyordu. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Hayır dualarım bütün ömrüm boyunca onlarla olacak. Şimdi ekranlarınıza getireceğimiz bebekleri gördüğünüzde çok şaşıracaksınız. Onlar canlı değil ama gerçeğinden ayırt edilemeyecek kadar birebir aynılar. Reborn, yani yeniden doğan bebekler. Her biri adeta bir sanat eseri gibi. Yumuk yumuk elleri, pembe yanakları, sanki bir bebek derin uykusunda. Her bir parçası yurt dışındaki heykeltıraşlar tarafından yapılan, usta ellerde sanat eserine dönüşen reborn yeni doğan bebekler gerçeğe yakın görünümleriyle ilgi çekiyor. Öyle ki Türkiye'de ilk kez kursu açıldı. Eğitimi verense Rus bir sanatçı. Reborn bebekleri gerçeği aratmıyor. Bu kucağımdaki sanki yeni uykuya dalmış annesinin omzuna yaslanmış bir bebek. Hepsinin yüz ifadeleri farklı. Örneğin bu bebekten dünyada tam 950 tane var ve bu da 96.sı. Bebekler vinil bazlı olduğu için biz bunları fırınladığımızda da elle boyadığımızda da yumuşuyor. İnsan temasında bu bebekler kendi ısısını sana, senin ısını da kendine alıyor. Böylece yeni doğan hissi veriyor insana. Kursiyerler 6 gün süren yoğun eğitim kapsamında demonte haldeki bebekleri önce boyamayı, ardından fırınlamayı, sonrasındaysa hatlarını çizmeyi, saçlarını ve kaşlarını oluşturmayı öğreniyor. Bebeklerin ilk hali bu. Bu kitler 120 dolardan başlıyor satışları. Ondan sonra ilmek ilmek işleniyor resmen. Bunlar keçi postları. Keçi postları boyanıyor ve tek tek o kıllar buraya bebeğin kafasına ekiliyor. Bu bebekler çok gerçeğe benzer bebekler. Oyuncak pek sayılmıyor. 7 yıldır ki bez bebek yapıyorum ve bebek sanatçısıyım. Kendimi geliştirmek için Türkiye'ye geldim. Sanki kucağımda uyuyan bir bebek, sesimi duyunca sakin ol diyebilirsiniz. Ama bu bebekler işte gerçeğini aratmadığı için dizilerde de kiralanıyor. Günlük 1500 lirayla 2500 lira arasında değişiyor fiyatları. Tabii ki biraz daha büyük, sadece yeni doğan bebekler yok. Biraz daha büyüğü, belki 3-4 aylığı. Hemen onun yanında da 9-12 aylık bebekler de yine gerçeği aratmıyor. Mıknatıslı emziği ağzında, dişleri de yeni çıkmış. Reborn bebeklerinin kendileri kadar fiyatları da dikkat çekiyor. Yapımı biten reborn bebeklerin fiyatı kullanılan süslemeye göre 4.000 ila 10.000 lira arasında değişiyor. Güzel oluyor.
Kimi için gençlik iksiri, kimi için şifa kaynağı. Sofralarımızın baş tacı zeytinden bahsediyoruz elbette. Memleketimizin en güzel yerlerinden Ayvalık'ta zeytin hasadı bu yıl çok renkli görüntülere sahne oldu. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz traktöre bindi ve hasadı başlattı. Bir tarafta müzik, diğer tarafta yoğun mesai vardı. Toplanan ilk zeytinler soğuk sıkımlı şişelere girdi ve arkadaşlarımız Özlem Aktay ve Arif Soner Kalkan da tüm aşamaları sizler için görüntüledi. Cennet meyvesi! Antibiyotik, antibiyotik! Dağlarından bal, ovalarından yağ akan Balıkesir'imizin Ayvalık bölgesinde ilk zeytin hasatına bugün itibariyle dualarla başladık. Şifa! Cennet meyvesi, geçim kaynağımız, Türkiye'nin geliri. Bir tarafta müzik, diğer tarafta saatlerdir ağaçtan toplanan işte bu şifa, yani zeytinler. Ayvalık'tayız, Ayvalık'ta zeytin hasadı bu yıl işte böyle renkli görüntülerle başladı. Umarız ki bu sene zeytinde çok bereketli bir sene olur. İnşallah bol bol kazanırız. Mis gibi soğuk sıkım zeytinyağları işte toplandı. İlk hasat bu aslında. Bereketi, bolluğu, uzun yaşamı, sağlıklı hayatı temsil eden, kendisine kanser bulaştırmayan ağacın mahsulü insanımız bunu kullandığı zaman şifa buluyor. Sabah uyandığınızda içiyor musunuz şöyle biraz zeytinyağı? Evet, zeytine. Ondan sonra bir kaşık yemek kaşığıyla içiyorum. Cildinizin güzelliğini onun borçlusunuz. Evet canım. Zeytin hasadı eskiden tarakla yapılırdı. Teyzelerimizin elindeki o tarakta saatlerce ağaçlardaki zeytinler toplanırdı. Artık teknolojiyle birlikte işte bu makinede devrede ağacın gövdesine sarılıyor ve ağacı sallayarak o zeytinlerin yere dökülmesini sağlıyor. Hayırlı uğurlu olsun. Sağ ol, Allah razı olsun. İnşallah bol bereketli olur. Bereket olsun, inşallah bereketli olsun. Bu zeytin ağacı yaklaşık 110 yaşında. Peki bu ağaçtan ne kadar zeytin toplanacak? Beklentimiz bu ağaçtan 190 ila 200 kilo arasında zeytin toplayabilmek. Güzel dönem. Ekim sonuna kadar, Kasım başına kadar bu dönemde elde edeceğimiz, üreteceğimiz zeytinyağları erken hasat olacak. Ve yemyeşil bir zeytinden yemyeşil bir yağ üretmiş olacağız. Ne borçlu? Derde şifa, sağlığa şifa. Hastalığa şifa. Hasadın ilk zeytini fabrikada yağa dönüştü. Ayvalık'ta 3 kuşaktır babadan oğula zeytinyağı üretilen bir tesisteyiz. Bakalım buradan üreticiden o zeytinyağları kaça çıkıyor? 20 liraya zeytinyağı olur mu? Yani bu dönemde olabilmesi mümkün değil. Onun sadece adı zeytinyağıdır. İçinde ne olduğunu tahmin edebilmek pek mümkün değildir. Eski bir asker olan Richard Browning'in icat ettiği giyilebilir uçan kıyafet Jet Suit bu kez bir kurtarma tatbikatında kullanıldı. Browning 35 dakikalık yürüme mesafesini 2 dakikadan kısa sürede kat etmeyi başardı. Dakikalar içinde tepeleri ve akarsuyu aştı. Mahsur kalan kazazedenin yardımına uçarak yetişti. Eski asker olan mucit Richard Browning'in icat ettiği Jet Suit bir kurtarma tatbikatında denendi. Dağda mahsur kalan kazazede olduğu ihbarını alan Browning hemen harekete geçti. Jet Suit'i giyen mucit motorları çalıştırıp kazazedeye doğru uçmaya başladı. Browning saatte 150 kilometre hıza ulaşabilen Jet Suit sayesinde 35 dakikalık yürüme mesafesini 2 dakikadan kısa sürede kat etti ve kazazedeye ulaşmayı başardı. Browning yaralıya ilk müdahaleyi yaptı. Karadaki sağlık ekibi ise bölgeye yarım saat sonra ulaşabildi. Kurtarma operasyonunda tam not alan Jet Suit'in askeri operasyonlarda da kullanılması planlanıyor. Reklam arasına gidiyoruz, ardından veda etmek için burada olacağız. Ana haber bültenimizin sonuna geldik. İyi bir hafta sonu geçirmenizi diliyorum. Yarın akşam görüşmek üzere, iyi akşamlar.